Monster High'dan bir playset tanıtmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyolar'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Monster High Claudine Wolf'un yatağını tanıtıyorum. Normalde playsetleri severim bebekleri sergilemek için. Ancak benim artık odamda yerim yok gördüğünüz gibi. Ancak bu yatak seti benim fotoğraflara baktığımda çok hoşuma gitti. Ve Creepover Party serisinde çok güzel duracağını eminim. Çünkü Zombiecorn'da öyle gördüm. Playset tanıtımı bebek tanıtımları gibi olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak yine de Creepover serisini bununla tamamlamamız gerekiyor diye düşündüm. Bayağı büyük, renkli ve canlı duruyor. G1'daki göndermeleri çok hoşuma gitti. O yüzden hemen açmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videoyu yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni TikTok'ta ve Instagram'da koleksiyoluk adıyla artı bulup takip edebilirsiniz. Şimdi neredeyse 10 yıl sonra bir playset tanıtacağım için çok heyecanlı olaraktan videoya başlayalım. Aşırı büyük bir kutusu var ve ağır. Ancak kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusu direkt siyah, arkası batik ve üstünde değişik desenler var. Bitti bu kadar. Claudine Wolf'un çizimi, Claudine Wolf ve bedroom, yatak, oyun seti. Burada Claudine'i o kadar güzel oturtmuşlar ki. Prototip Claudine var, çok güzel duruyor suratı. Resmen kutuda saklayacağım, o derece güzel. Monster High. Buradan içinden çıkan aksesuarları anlatmışlar. Bence olması gereken bu. Arkada muhteşem bir fotoğraf var. Bayıldım. O kadar güzel dizmişler ki. Kesin, çerçeve yapın, asın. Aynı bu şekilde tutmak istiyorum. Aynı bu şekilde. O yüzden hemen kutusunu açalım. Claudine Wolf'un yatağını açtık. Yanından bu arada bayağı aksesuar çıkıyor. Ve bebekleri açmak oyun setini açmaktan daha zormuş. Onu fark ettim. O kadar kolay paketlemişler ki. Ben de yaparım evde. Yanından bir adet mor kuru kafa çıkıyor. Çok tatlı. Bir tane içi mavi dışı greensi bir köpek maması çıkıyor. Claudine. Bir tane aşırı detaylı boyanmış su şişemiz var. Gençler her zaman kendinizi sulandırın. Bir tane mor pati şeklinde yastığımız var. Aşırı tatlı. Bayıldım. Mor ve yeşil olacak şekilde iki tane kitabımız var. Ancak bunları birleştirmişler. Neden? Ayırın koyun. Bir tane açık pembe fuşya renginde turuncumsu bir üstünde kuru kafa deseni olan laptopumuz var. Ve laptopu gerçekten açabiliyorsunuz. Bunu da çok aşırı detaylı boyamışlar. Bence çok tatlı. Bayılıyorum bebeklerin yanından laptop çıkmasına. Bir tane neon kırmızı uluyan kurt varmış gibi duran gece lambası var. Aşırı tatlı ve çok güzel bir detay. Bir tane pembe pufumuz var. Bu da çok tatlı olmuş. Üzerinde Draculaura, Frankie ve Claudine'in skeyse çekilmiş gibi fotoğrafı duran mor bir buzdolabı var. Mini buzdolabı. Burası gördüğünüz gibi kemik desenli. Kulpu varmış gibi. Gerçekten açılabiliyor. İçine raf var. Aşırı tatlı. Bayıldım buna. Bu G1'daki Claudine'in yatağının yanından çıkan mini buzdolabına bir gönderme. Bu detaya bayıldım. Yanından bu şekilde stickerlarımız çıkıyor. Burada Claudine'in orijinal logosu var. Pati desenleri, çıkartma desenleri vesaire var. Ancak şu Laguna Claudine'in olduğu fotoğraf ve şurada Skeris fotoğrafı o kadar tatlı ki bunu aynasına yapıştırabilirsiniz. Ben ama yapıştırdım. Orijinalliği bozulmasın. Yanından bir tane tabut şeklinde ayna çıkıyor. Beni görebilirsiniz buradan. Bir tane mor, yanları ay desenli, üstü kabartmalı, ay kabartmalı gibi duran. Buraları koyu mor, üstü kürklüymüş gibi duran. Altında ise siyah simli ağaç gövdesi olan dönen bir koltuğumuz var. Bence çok tatlı. Kesinlikle sizi bebeklere stand takmaktan kurtarıyor. Ve yatağımız. Öncelikle yatağımızın star parçası. İşte o ikonik battaniye. Kürk, tüylü, mor, pembe ve turkuaz renkleri var. Aşırı tatlı ve güzel, yumuşacık. Kesinlikle yani yatağı canlandıran şey bu. Yatağımızın buralarından sarı dirsekler geçiyor. Dirsek ne ya? Direkler geçiyor. Altın sarısı. Burada yıldızlar varmış gibi karanlıkta parlıyor burası. Burada eriyen ay varmış gibi yapılmış mor. Yatak kırışıkmış gibi yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Burası plastik. Buradaysa üstü pati desenli olan bir mor yastığımız var. Bu buradan çıkmıyor. Yatağımızın baş kısmında siyah hilalden dolunaya, dolunaydan yine hilale doğru geçen bir detay var. Çok hoşuma gitti. Burada ve burada siyah simli ağaç dalları varmış gibi yapmışlar. Ayaklarına bakın. Kurt pençesi şeklinde yatağın ayakları var. Bu taraftan da bu şekilde duruyor. Buradaysa Howl at the Moon. Ay'a Ulu diye bir film oynatılan televizyon var. Ve televizyonda bakın kim var. G1 Claudine'in çizimi var. Bu referans muhteşem. Yani G1'a bu kadar gönderme yapmaları çok hoşuma gidiyor. Buradaysa siyah raflarımız var. Buralara her şeyi koyabilirsiniz. Ve buradaki mantar panoya bakın. New York, Scaries, The Ghouls. Bütün ülkelere gitmişler referans olarak New York ve Scaries'e. Ve burada bebeklerimizin prototip hallerinin fotoğrafları var.
aşırı 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 güzel. Ve gördüğünüz gibi televizyon arka kısmı bayağı detaylı işlenmiş. Yatağı bence çok güzel ya. Her şeyi böyle koyup oturtabilmek çok güzel. Ben uzun zamandan sonra playset tanıttığım için çok mutluyum. Bence çok detaylı. Bugün sizlere Claudine Wolf'un yatak setini tanıttık. Normalde bu kısımda elimde bir bebek tutarak konuşmam gerekiyor videonun çıkışını yapabilmek için. Ancak yatağı elimde tutamayacağıma göre yatağın star parçası battaniyeyi elimde tutuyorum. Bence set güzel. Kesinlikle alınabilir. Fiyatı şu an 1000 lira. Fiyatına değiyor mu? Bir tık daha ucuz olabilir. Ben genelde oyun setleriyle oynamıyorum ve yerim de yok genelde odada artık. Daha çok raflarda sergilemek için alınabilir ve uzun zamandan sonra ilk defa bir playset beni bu kadar etkiledi. Çünkü Claudine'in detaylıdaki yatağına hiçbir zaman sahip olamadım. O yüzden şimdi bu yatağa sahip olmak ve o referanslarla birlikte çok çok güzel ve çok tatlı olmuş. Aksesuar konusunda çok iyi, çok yeterli aksesuara sahip. Özellikle şu o kadar hoşuma gitti ki bayıldım. Yani set kesinlikle çok güzel, alınabilir. Ağzıma tüy girdi. Set çok güzel, alınabilir. Ancak fiyatını göz önünde bulundurarak almanız gerekiyor. Gerçekten bebekler mi, oyun setleri mi ya da yeriniz var mı? Bunları bir göz önünde bulundurun derim. Çünkü bence alınabilecek bir set ve güzel. Kesinlikle oynanabilir ya da sergilenebilir, diorama olarak kullanabilirsiniz. Her şeyle bence muhteşem bir set olmuş Claudine'in yatağı. Özellikle referanslarıyla ve G1'a göndermeleriyle. Bugün sizlere Claudine Wolf'un yatağını tanıttık. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoyu yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdi odada Claudine Wolf'un yatağına bir yer bulmam gerekiyor Creepover Party serisini dizebilmek için. Bu arada daha fazla playset tanıtmamı istiyorsanız, oyun set tanıtmamı istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Hoşçakalın.